Arkadaşlar burada bugün hekimlerin özlük hakları ile ilgili, emeklilik hakları ile ilgili, sağlıkta şiddetle ilgili hekimlerin isyanını dile getirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Halkların Demokratik Partisi milletvekilleriyle birlikte bir açıklama yapacağız. Biliyorsunuz mecliste görüşülmekte olan yasanın içerisinde müteahhitlerin sorunlarının çözümüne dair yasa maddeleri de var. Ama geçen yıldan verilen bir söz vardı. Hekimlerin ve sağlıkçıların çalışma şartları iyileştirilecek, özlük hakları kendilerine yeterince verilecek diye bir açıklama vardı ve meclisten geçtiği halde bu yasa tekrar geri çekildi. Hekimler bir an önce özlük haklarıyla ilgili, emeklilik haklarıyla ilgili ve sağlıkta şiddetle ilgili çalışma koşullarıyla ilgili düzenlemelerin meclisten geçmesini talep ediyorlar. Her gün onlarca hekim yurt dışına gidiyor, emekli oluyor, istifa ediyor. Aslında onları kaybetmiyoruz. Biz Türkiye olarak böylesine Covid salgınının pik yaptığı bir noktada Türkiye sağlıkçılarıyla birlikte sağlığını da kaybediyor. Ben sözü Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hocama bırakıyorum. Haklarımızın elde edilebilmesi için mücadeleye yemin ettik. Ve bu mücadelede ne iyi ki tüm meslektaşlarımız mecliste de sesimiz olmaya, topluma bizim sesimizi büyüterek aktarmaya gayret ediyorlar. Başından beri bizlerle bu mücadelenin öznesi oldular ve biz birlikte bu mücadeleyi yürüteceğiz. Neden mücadele ediyoruz? Aslında görünen sanki hekimlerin hakları için, birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarımızın hakları içinmiş gibi olsa da aslında sağlık çalışanları sağlıksız olduğunda, hekimler sağlık çalışanları haklarını alamadığında bu sağlıksızlıkla topluma yayılan, toplumu da sağlıksız kılan bir sürecin devamı olacak. O nedenle biz toplumun sağlığı içinde, yani en başından beri Türk Tabipleri Birliği olarak halk sağlığı için mücadelenin de bir parçası olması nedeniyle hekimlerin hakları için mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarının sesini duyurmaya çalışıyoruz. Ve ne iyi ki böyle bir dayanışma içinde bu mücadeleyi de büyütüyoruz. Evet sevgili meslektaşım, birlikte İstanbul'da da mücadele yürüttüğümüz Doktor Ali Şeker vekilimiz de söyledi. Biz hekimlerimizi yitiriyoruz. Hekimlerimiz kamudan ayrılıyorlar çünkü kamuda artık çalışamaz hale geldiler. Bugün aldıkları ücretler açlık sınırına dayandı. Bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırına dayandı. Ve biz açlıkla imtihan ettiğimiz bu hekimlere bir de şimdi salgının yükünü daha da ağır olarak yüklemek üzere planlar yapmaya devam ederken onların haklarını tanımadığımızda çok daha büyük sorunlarla karşılaşacağız. Kamuda çalışmayıp özele geçiyorlar da özelde hakları verilebiliyor mu? Hayır. Ciro baskısıyla daha fazla hasta görmeye itilerek tümüyle nefes almadan çalıştırılmayla aslında bu kölelik düzeninin nerede olursa olsun devamından başka bir şeyle karşılaşmıyoruz. Ve ne oluyor? Özellikle genç meslektaşlarımız daha yoğun olmak üzere artık bu ülkeden umudu kesiyorlar. Gitmek üzere yol alıyorlar. Bakın 10 yıl içinde bizden iyi hal belgesi alan hekim sayısı 59'dan 1405'e çıkmış. Bu çok dramatik bir fark. 10 yılda sağlığın nasıl tahrip edildiğini, sağlık alanının nasıl yok edildiğini ve haklarımızın tümüyle görmezden gelindiğini gösteren bir tablodur bu. Ve bu aslında tehlike çanlarının tüm Türkiye için çaldığını göstermektedir. Bu nedenle biz birlikte bu hakları almalıyız. Önce bizim bu mücadelemizi görüp beyaz yürüyüşümüzle bizim sesimizi duyduklarını düşündüğümüz sağlık otoritesi bir telaş düzenleme yapmaya çalıştı. Olmadı. Geri çekildi.
Tam yeniden getireceğiz dediler. Gene olmadı. Ama bu böyle gitmez. Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız hazır. Sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir. Hep beraber haklarımızı alıncaya kadar aciller dışında tüm sağlık sistemi durdurulabilir. Böyle mi olmasını istiyoruz? Hayır, elbette değil. Ama çığlığı duyması gerektiğini söylüyoruz siyasi otoritenin ve bunu hızla yapması gerektiğini söylüyoruz. Ben o nedenle hep beraber bu mücadele sürecine ilişkin taleplerimizi ve haklarımız için neler istediğimizi ifade etmek üzere Merkez Konsey üyemiz sevgili meslektaşım Doktor Çiğdem Aslan'a sözü bırakmak istiyorum. Değerli vekillerimiz, meslektaşlarımız, kıymetli yurttaşlarımız ve basın emekçileri, hepinizi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına saygıyla selamlıyorum. İktidar, hekimlere ve topluma olan sorumluluğunu hekimlerin örgütüne saldırarak unutturamaz. Pandemide giderek artan iş yükü karşısında emeklerinin karşılığının verilmesi çabası bir yana, iktidar daha da kötüleşen çalışma koşullarıyla hekimlere teşekkür etmiştir. Pandemi sürecinde resmi verilere göre 83 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetmiş, 10 milyonun üzerinde insanımız da hasta olmuştur. 200'den fazla hekim, 500'den fazla sağlık çalışanı, iktidarın yanlış sağlık politikalarına rağmen halk sağlığı için pandemiyle mücadelede hayatını kaybetmiş, binlercesi hastalanmıştır. COVID-19 meslek hastalığı sayılsın ve yasaya bağlansın talebimiz, illiyet bağı aranarak yok sayılmış, bizden kanıtlamamız istenmiş, bu bile bizlere fazla görünmüştür. Pandemi sürecinde hatalı sağlık politikaları, rutin sağlık hizmetlerini de tıkamış, fazladan ölümlere sebep olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu, fazladan ölümlerle ilgili bilgileri hala yayımlamamıştır. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK sorumluluğu birbirine atarak bir yıldan fazladır pandeminin ve sağlığın her alanında olduğu gibi şeffaflıktan uzak bir tutum sergilemektedir. Tıkanan sağlık hizmetlerinde toplum karşısında muhatap bulamamaktadır. Toplumun her alanı gibi sağlığa da yansıtılan şiddet dili, tıkanan sağlık hizmetleriyle birlikte sağlıkta şiddeti de körüklemiş, bunun için önerdiğimiz sağlıkta şiddet yasası kadük bırakılıp işlemez hale getirilmiş ve uygulanmamıştır. Sağlıkta şiddet yasası gibi iktidarın bizlere karşı temel bir sorumluluğu hala yok sayılmakta, bilinçli bir sessiz kalma tavrı gösterilmektedir. Bu tavrın son örneği aşı karşıtlarının saldırgan tavırlarına iktidarın sessiz kalmasında da açıkça görülmektedir. İktidar, sağlık kadar ekonomi ve eğitimi de kötü yönetmiş ve yönetmektedir. Yaşanmakta olan son ekonomik kriz ile beraber hekimlerin maaşları çoktan yoksulluk sınırının altına inmiş, açlık sınırına da hızla yaklaşmıştır. Türk Tabipleri Birliği'nden yurt dışında çalışabilmek amaçlı belge almak için başvuran hekim sayısı 2012'de 59 iken bu sayı 2021'de 1405'e yükselmiştir. 9 senede yaklaşık 24 kat artış rastlantısal değil, tamamen kötü sağlık ve ekonomi politikalarının örneklerinden birisidir. Başlatmış olduğumuz emek bizim söz bizim eylem sürecimizde Türk Tabipleri Birliği'ne 435 gündür randevu vermeyen Sağlık Bakanlığı ve iktidar daha fazla sessiz kalamamış, meclise bir yasa tasarısı getirmiştir. Getirdikleri gibi hızla geri çektikleri yasa tasarısı hakkında Sağlık Bakanı hekimlere hala bir cümle dahi açıklama yapmamıştır. Pandemiyle mücadeleyi yönetemeyenler bu süreci de yürütememiş, emeğimize sahip çıkamamıştır. Pandemide bilimselliği değil, popülizmi tercih edip bize dayatan iktidara, Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın en kötü salgınla mücadele sürecini yürüten ülkelerden biri olduğunu hatırlatıyoruz ve tekrarlıyoruz. Bilimin gereklerini ifade etmeye, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Yukarıda saydığımız yanlışları ve bizlere karşı sorumlulukları unutturmamak için iktidar ve yandaşlarının gündem değiştirme çabaları beyhudedir. Hekimlere hakaret etmek gerçekleri değiştirmez. Toplum ve hekimler gerçeği görmektedir. Toplum ve sağlık için bir şeyler yapmak istiyorsanız yukarıda saydıklarımızdan başlayabilirsiniz. Artık hekimlerin örgütleriyle, örgütlülükleriyle uğraşmayı bırakıp hekimler için sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi görmek istiyoruz. COVID-19 meslek hastalığı yasasını, etkili bir sağlıkta şiddet yasasını, özlük haklarımızla ilgili mevzuat düzenlenmesini hızla yasalaştırın. Hekimlere ve topluma sözümüzdür. Sağlık Bakanlığı'nı ve iktidarı uyaracak,
sağlığın planlanmasından sunulmasına kadar, karar alma süreçleri içinde yer alacağımız bir sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele edeceğiz. Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, mesleğimize sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. Teşekkürler. Çok yakıcı bir sorunla karşı karşıyayız. Bakın, her gün sağlıkta şiddet haberlerine uyanıyoruz ve meslektaşlarımız tükeniyor. Bu tükenme toplumu tüketir. O yüzden bu uyarıyı bir kez daha tüm meslektaşlarım, vekillerimiz birlikte duyurduğumuz için de çok gerçekten onur duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Başından beri bizi destekleyen tüm meslektaş vekillerimize teşekkür ediyoruz biz. Önceliğimiz haklarımız, haklarımız için de mücadeleye devam diyoruz. Şöyle. Şey yapalım, hocaları alacağız. Arkadaşlar yani. Gelsinler de buraya. Sayın Şebnem Hoca. Böyle buyurun. Şebnem Hoca, siz buraya alalım. Takıntılı olarak. Şöyle buyurun, öne gelin. Gelin şöyle. Açıklamayı siz okuyacaksınız. Evet. Tamam, sıra bırak. Şebnem Hocam bir konuşur. Size bir sıra bırakıyorum. En sonunda tamam. Açıklamayı o zaman o bırakır. Ben kısa bir giriş yaparım. Tamam. Şöyle bir yan yana. Ayıp ediyor, bırak. Emre, kim bir çek resim abi? Diğer bir de değişebiliriz. Ayıp ediyor. Yok yok. Tamam mıdır? Evet. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tamam.